Bir sonraki aşamada artık datamızı bir API'den almak istiyorum. Yani gerçek datayla çalışmak istiyorum. Bunun için bizim bir API oluşturacak durumumuz yok. Yani konumuzun dışında o. API'leri neyle oluşturursunuz? İşte bir Java ortamında, bir .NET ortamında, bir Node Express ortamında API'lerinizi oluşturabilirsiniz. Ama bizim amacımız şu an React. Bu tip geliştirme ortamları için artık ben de son zamanlarda eğitimlerimde bunu kullanıyorum. JSON Server'ı kullanıyor olacağız. JSON Server bize elimizde bir JSON datası olacak ve o JSON datasını bizim için bir API'de olması gereken her şeyi içerecek şekilde içeren bir ortam haline getiriyor. Kullanımı da inanılmaz kolay. Kendileri de söylüyor, 30 saniyeden az bir zaman içerisinde bir kendi API'nizi oluşturabilirsiniz. Yeter ki elinizde bir JSON datası olsun. npm install trage JSON server. Trage'yi biliyorsunuz artık, global demek. Şöyle herhangi bir yerde komutta şöyle çalıştıralım. Ben bunu global kurduğum zaman bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Artık bu benim için her yerden erişilebilir anlamına geliyor. Ben de kurulu ama sizinle beraber tekrardan kuracağım. Hem de son versiyonuna geçmiş olacağım ben de bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, C dizininizde React Course'un içerisine bir tane API klasörü oluşturun. API klasörümüzün içerisine ben bu dersin indirilebilir kaynaklarına şöyle db.json diye bir dosya bırakacağım. Özellikle kopyasını yaptım ki daha sonra datayı değiştirdiğimizde sizde değişmeyen şu anki hali olsun diye. Bu sizlik bir şey değil. Siz API klasörünün içerisine db.json bırakıyor olacaksınız arkadaşlar. Peki bu db.json nedir? Şöyle ben açayım sizin için. Herhangi bir ortamda. Bakın bizim burada bir tane şey oluyor. Bir obje notasyonu oluyor. İçerisinde ürünler. Bir sürü ürün var. 77 tane olması lazım. Tabii daha sonra ben başka şeyler de eklemediysem tabii. Eklemiş de olabilirim başka eğitimlerde. Evet, eklemişim. Sileyim hatta onları. Bu sizlik bir şey değil. Size bu halini vereceğim zaten. Şöyle Ctrl S ile kaydedeyim. Bir de kategoriler var. Yani ürünün ID'si, ürünün kategori ID'si, ürünün product name'i, ismi, ürünün quantity per unit, bir de açıklaması gibi düşünün. Unit price, birim fiyatı ve stok adedi bilgileri mevcut. Kategoride bir, örneğin bu ikinci kategori, yani şu kategorideki bir şey. Kategorinin ismi, bir de SEO URL. SEO URL'i ise sonrasında konuşacağız. O bizim için işte bir yerden bir yere geçişte kullanacağız. Hem SEO için kullanılacak. Yani routing'de kullanacağız. O konulara daha gelmedik. Şu an için onu önemsemeyin. SEO URL'i. Bizde ID ve kategori name zaten kullandık biz hatırlarsanız. Kategori ID diye de kullanmış olabiliriz. Onu değiştiririz. Kısacası böyle bir data mevcut. Şeye gidiyorum. Şuraya gidiyorum. Bakın JSON Server kurulmuş durumda. Şunu da bir kapatayım ben. Şöyle, bu başka bir proje. Evet, şimdi burada ben bunu kullanacağımı söyledim. Bakın, intro değil de CD boşluk. Yani bir üst klasöre geçiyorum. CD ne vardı? API miydi? API. API klasörüne geçtim. Artık burada ben JSON Server ile şurada da gösterir zaten kullanımını. Şöyle bakın, JSON Server /watch db.json. Bizimkinin de zaten ismi, bakın db.json, ismini değiştirmemize gerek yok yani. Yani şunu çalıştıracağız. JSON Server /watch db.json. Bu da 3000. portu kullanıyor arkadaşlar. Bakın 3000. portta products kategori şeklinde bu datayı bize getirdi. Bu da 3000. portta. Aslında portları değiştirebiliriz. Yani şöyle bunu çalıştırmaya çalışayım. Bakın patladı. Niye? Çünkü JSON Server bizim az önceki portu ele geçirdi. O yüzden şu bizim ilk yayınımız vardı ya.
onu bir durduralım. Tekrardan npm start yapalım. Şimdi diyecek ki 3000. port kullanılıyor. Onu ben değiştireyim mi? Yes diyorum. Kısacası artık kendi uygulamamızı 3001. porta taşımış olduk arkadaşlar. Bakın çalışıyor. Sıkıntı yok. 3000'de bizim JSON server'ımız var. Bakın ne vardı? Product categories vardı. Bakın products diyorum şimdi. Products. Bakın bu bize ürünleri listeler. Bir de categories var. Şöyle. Oldukça güzel. Bu da bize kategorileri bir array formatında bakın getiriyor. Yani ben burada products dediğim zaman şöyle güzel özellikleri var. Bakın soru işareti. ID eşittir 1. Bakın bize bir numaralı kategori product'ı getiriyor. Kısacası JSON server'ın kurulumu oldukça basit. Şu an bizim elimizde sanal fake bir API var ama her işimizi görecek. Artık ben şu kategorilerin gerçekten API'den gelmesini istiyorum.